Merhaba, Zoom Attend programının video kullanım kılavuzuna hoş geldiniz. Öncelikle programı nasıl indireceğimizle başlıyoruz. Programın web sitesinin adresini görüyorsunuz, burada yazıyor. Web sitesine girdiğinizde bu sayfa karşınıza çıkacak. Buradaki zip dosyasını indirerek başlayabiliriz. Zip dosyasını masa üstüne kaydediyorum. Kaydettikten sonra zip dosyasının içindekileri istediğiniz bir yere kopyalayabilirsiniz. Zip dosyasına artık ihtiyacımız kalmadı. Zip dosyasını silebiliriz. Programımızın indirilmesi ve kurulumu bu kadar. Kurulum için özel başka bir şey yapmaya gerek yok. Zip dosyasının içeriğini istediğiniz yere kopyalayıp kurulumu tamamlayabilirsiniz. Zip dosyasının içinden neler çıkıyor? Öncelikle programımız bir Java arşiv dosyası formatında. Bunun dışında Data Tables kütüphanesine bir link. Bu programın ürettiği raporların içinde Data Tables kütüphanesini kullandım. Bu kütüphane tablolara ek yetenekler kazandırmakta. Program Data Tables kütüphanesi hakkında okumak isterseniz bu linki takip edebilirsiniz. Bunun dışında nesne sınıf diyagramı geliştiriciler için programın kaynak kodları da yine bu zip klasörünün içinde mevcuttur. Geliştiriciler için kaynak kodları ve sınıf diyagramı bulunmaktadır. Geliştirmeyle ilgilenmiyorsanız bu ikisini silerek yer kazanabilirsiniz. Bir küçük logo, programa ait küçük bir logo. Bir örnek Zoom dosyası mevcut zip klasörünün içinde. Bir şablonumuz var. Bu şablondan da yine bahsedeceğim. Bu şablona göre raporlar üretiliyor program tarafından. Onun dışında bir Windows Batch dosyası var. Bunlar programımızı çalıştırmak için gerekli olacak. Temel olarak zip dosyasının içinden çıkan dosyalarımız bunlar. Girdi olarak kullanacağımız Zoom toplantı raporu dosyasını nasıl elde ediyoruz? Zoom hesabınıza zoom.us adresinden Zoom hesabınıza girdiğinizde raporlar bölümünü seçip usage report, kullanım raporları. Buradan bir tarih aralığı belirliyoruz. Bir aylık bir pencere içinde yapmış olduğumuz toplantı, Zoom toplantı kullanım raporları görünüyor. Bunlar benim derslerim, Kasım ayı içinde yapmış olduğum dersler. Bunlardan örnek bir tanesinin linkine tıklıyoruz. Burada önemli bir nokta var. Export with meeting data seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Bu seçeneği seçtikten sonra kullanım raporumuzu kaydedebiliriz. Yine ben masa üstüne kaydediyorum. Bu rapor CSV, comma separated values, virgüllerle ayrılmış değerler formatında bir dosya. Bu bizim girdimiz olacak. Ben gerçek bir girdi yerine örnek bir başka girdi hazırlamıştım. Onunla devam edeceğiz ama temel olarak girdi dosyamızı kullanacağımız, işleyeceğimiz toplantı raporunu bu şekilde Zoom sitesinden elde ediyoruz. Ben bu gerçek dosyayı silip yolumuzu örnek dosyayla devam ediyoruz. Örnek bir toplantı. Bu dosya nasıl bir dosya? Bunu metin olarak bir metin editörüyle açabiliriz. Gördüğünüz gibi iki kısım. Üstte küçük bir tablo.
Burada toplantının ID numarası, toplantının konusu, başlangıç bitiş tarihleri, toplantıyı organize eden kişinin e-mail adresi, toplantının kaç dakika sürdüğü ve toplantıdaki katılımcıların sayısı. Toplantıyla ilgili bilgiler üstteki küçük tabloda. Alttaki büyük tabloda ise katılımcıların isimleri, e-mail adresleri, katıldığı ve toplantıdan ayrıldığı saat tarih bilgileri bulunuyor. Burada bir katılımcının birden fazla satıra sahip olması mümkün. Bunun sebebi katılımcı toplantıya katılmış, ayrılmış, daha sonra tekrar katılmış olabilir. Dolayısıyla her katılıp ayrıldıkları zaman dilimi için birer satır katılımcılar bilgisi bu alttaki tabloda bulunuyor. Burada çok fazla satır olabilir. Gerçek katılımcı sayısını Zoom programı üstteki tabloda veriyor. Bu da her zaman için doğru değil ama bu şekilde bir yapısı var. Bu girdi dosyamıza bir spreadsheet programıyla da Excel olabilir, bakabiliriz. Burada tablo yapısı biraz daha açıkça belli oluyor. Gördüğünüz gibi üstteki küçük tabloda toplantı hakkındaki bilgiler, alttaki büyük tabloda ise her katılımcının her katılıp ayrıldığı zaman dilimi için birer satır bulunmakta. Bu bizim kullanım raporu girdi dosyamızın yapısı. Sırada programımızı nasıl çalıştıracağız? Çoğu işletim sisteminde jar dosyasına çift tıklamanız yeterli olacaktır. Programımız bu şekilde başlayacak. Eğer böyle çalışmazsa Windows işletim sistemindeyseniz batch dosyasına da çift tıklayıp programımızı çalıştırabilirsiniz. Belki bazı izinler vermek gerekebilir. Bu arada batch dosyamızın içini de görelim. Burada aslında tek bir komut var. Bu komutu eğer gerekirse bir komut satırı açıp o komut satırına da yazarak java-jar programın ismi bu şekilde yazıp da çalıştırabiliriz. Bu yöntemlerden biriyle programımızı çalıştırabiliriz. Programımızı tekrar çalıştıralım. Ana penceremizde 3 bölme bulunmakta. Bu arada ana penceremizi büyüklüğünü değiştirebiliriz, ayarlayabiliriz. Sol tarafta bir bölge, sağ tarafta bir bölgemiz var. Sol taraftaki bölgede toplantıyla ilgili bilgileri gördüğümüz ve gerekirse düzenlemeler yaptığımız kısım. Sağ tarafta ön izleme tablomuz ve raporlar üretebileceğimiz butonlar. Alt kısımda ise durum çubuğu veya durum metin kutusu dediğimiz bölge. Burada da programda durum mesajlarını görebileceğimiz ve birkaç ek butonun bulunduğu bölge. Bunların büyüklükleri bahsettiğimiz gibi ayarlanabiliyor. Sol ve sağ bölgeler. Penceremizin büyüklüğü ayarlanabiliyor. Penceremizin boyunu artırdığımızda da durum metin kutusu bu ekstra boşluğu kaplıyor. Örnek bir kullanım. Temel olarak girdi dosyamızı yükleyip tipik olarak girdi dosyamızı sürükle bırak yöntemiyle üstteki file dosya metin kutusuna sürükleyip bırakabiliriz. Daha sonra ön izleme tablomuzdan tipik olarak oturumdaki eğitmen veya sunumu yapan kişiyi seçip daha sonra bu oturumun bir grafik versiyonunu interaktif bir grafik olarak görebiliyoruz. Bu grafiği istersek bir resim formatında kaydedebiliyoruz veya bir rapor üretebiliyoruz. Temel kullanımı, tipik kullanımı bu şekilde, oldukça basit. Ama biz daha detaylı bir örnek üzerinde tüm programın yeteneklerini inceleyeceğiz. Öncelikle tekrar yükleme, girdi dosyamızı yükleme ile başlayalım. İki şekilde bunu gerçekleştirebiliriz. Birincisi girdi dosyamızı sürükle bırak metoduyla
dosya metin kutusuna sürükleyip bırakarak yükleyebiliriz. Veya Browse butonuna basıp buradan dosya seçme penceresinden dosyamızı arayıp bulup aç diyerek de girdiğimizi yükleyebiliriz. Kullanım raporunu yüklediğimiz zaman sol taraftaki bölgede kullanım raporundaki üst küçük tablodaki verileri aynen burada elde ediyoruz. Burada görmekteyiz. Toplantımızın ID numarası, toplantımızın konusu, toplantımızı organize eden kişinin e-mail adresi, başlangıç ve bitiş tarihleri, saatleri, toplantımız ne kadar sürdü, saat, dakika, saniye cinsinden ve bir reel sayı olarak toplam kaç dakika sürdüğünü belirten bir ifade ve katılımcıların sayısı. Bu bilgiler ham bilgiler, bunlar Zoom tarafından oluşturulmuş bilgiler. Hepsi tam doğru olmayabilir. Bu bilgilerle ilgili olarak aşağıda biraz bir altta hesaplanmış bilgiler, program tarafından hesaplanmış bilgiler bulunmakta. Tüm kullanıcıların oturuma katıldığı, toplantıya katıldığı saatlerin en küçüğü bizim toplantımızın başladığı saat olarak hesaplanıyor. Tüm katılımcıların içinden en son toplantıdan ayrılanın toplantıdan ayrıldığı saat, toplantının bitiş saati olarak ve bu ikisi arasında kalan sürede saat, dakika, saniye cinsinden ve bir reel sayı olarak noktadan sonra iki basamak olacak şekilde bir dakika cinsinden bu bölgede rapor ediliyor. Bunlar hesaplanmış gerçek değerler. Burada bütün metin kutularının yanında kopyalama butonlarını görüyorsunuz. Bunların herhangi birine bastığınızda ilgili kutunun içindeki veri clipboard'unuza kopyalanmış olacak. İstediğiniz yere yapıştırma işlemi yapabilirsiniz. Sırada ön izleme tablosundan bahsetmek istiyorum. Ön izleme tablosunda yüklediğimiz rapordaki kullanıcıların isimleri, e-mail adresleri ve toplam katılım süreleri, toplantıya toplam katılım süreleri 3 sütun halinde rapor ediliyor. Bu katılım süresi hem saat, dakika, saniye cinsinden hem de reel sayı olarak dakika olarak rapor edilmiş durumda. Ön izleme tablomuzun sütun başlıklarına tıklayarak örneğin isme göre artan azalan şekilde katılımcıları sıralayabiliriz. Yine e-mail adreslerine göre veya katılım sürelerine göre sıralama yapabiliriz. Sütun başlıklarından tutup sürükleyerek sütunların yerini değiştirebiliriz. Ön izleme tablomuz bu yeteneğe de sahip. Ayrıca alt tarafta yatay çizgiler ve dikey çizgileri istersek kaldırıp ekleyebiliriz tablomuza. Bunun dışında tablodaki eleman sayısı buradaki kutuda belirtilmiş durumda. Bu dediğimiz gibi Zoom tarafından rapor edilmiş katılımcı sayısından farklı olabilir. Bu gerçek hesaplanmış katılımcı sayısı. Bizim oturumumuza, Zoom toplantımıza 38 tane katılımcı katılmış durumda. Tablomuzdan herhangi bir satırı seçebiliyoruz. Daha sonra bu seçimi kullanacağız. Seçimi silebiliriz. Tablomuzdaki seçimi kaldırabiliriz. Bunlar bizim tablomuzun özellikleri. Tekrar birinci bölgeye geri dönersek, burada instructor, eğitmen veya sunum yapan kişiyi belirleyebileceğimiz bir bölge bulunuyor. Sunum yapan kişi konsepti nedir? Eğer bizim Zoom toplantımız bir ders ise, dersin hocası eğitmen olarak belirlenebilir. Veya toplantımızda bir kişi sunum yapmış, diğer katılımcılar bunu dinlemeyle yükümlü ise yine sunum yapan kişiyi biz eğitimci olarak belirleyebiliriz. Bu örneğin ben burada isme göre katılımcıları sıraladım. Bu örnek bir toplantı Death Star'ın güncellemesiyle ilgili galaksideki önemli kişilerin katıldığı toplantı diyelim. Ben de bu toplantıyı yöneten kişiyim. Daha ileride rapor ürettiğimizde yoklama bilgisi, hangi kullanıcı toplantının yüzde kaçına katılmış gibi bir hesaplama yapılırken
Bu hesaplamalar eğitmene göre yapılmakta. Eğitmenin katıldığı sürenin yüzde kaçına diğer katılımcılar iştirak etti. O süre içinde toplantıda bulundular. Bunlar hesaplanacak. Dolayısıyla bir eğitmen seçmenin sebebi burada. Eğitmeni dediğimiz gibi tablodan seçip set tuşuyla atama yapabiliyoruz. Eğitmeni kaldırabiliriz. Toplantımızda bir eğitmen bulunmuyor diyebiliriz. Yine bir eğitmen seçtikten sonra copy tuşuyla da clipboard'a buradaki kutudaki bilgiyi kopyalayabiliriz. Sıradaki konumuz katılımcılarla ilgili düzenleme yapmak. Bunun için sol bölgedeki alt tarafta bulunan iki tane katılımcıya ait bilginin kopyalanıp değiştirilebileceği bölgeyi kullanıyoruz. Örneğin ben isme göre sıraladığımda katılımcıları, burada Cyclops'u görüyoruz. İki adet satır bulunmakta tablomuzda. Cyclops, bunlar aynı kişi olduğunu biz biliyoruz. Fakat birincisi diyelim cep telefonundan bir hesabıyla katılmış toplantımıza. 8 dakika kadar toplantımızda bulunmuş. Daha sonra çıkmış. Daha sonra bir başka cihazdan başka hesabıyla girmiş. İkinci hesabında e-mail adresini de belirlemiş. Bu program kullanıcıları isim ve e-mail adresi ikisini birlikte kullanarak tanımladığı için bu iki kişi sanki farklı kişilermiş gibi görünüyor tablomuzda. Ama biz toplantının başkanı olarak bu iki kişinin aynı kişi olduğunu biliyorsak bunları birleştirebiliriz. Bizim düzenleme işlemlerinde yapabileceğimiz ilk iş birleştirme. Bunun için birinci ve ikinci birleştireceğimiz hesapları tablomuzdan alıyoruz düzenleme alanımıza. İsim olarak hangi ismi korumak istiyoruz? İki kişi birleştiğinde tek bir hesap olacak. İsim olarak seçmeyi, kullanmayı düşündüğümüz isimlerden. Burada ikisi aynı olduğu için fark etmez. Bir de e-mailler olarak hangi e-maili korumak istiyoruz? Bunları seçip merge tuşuyla bu iki hesabı birleştiriyoruz. Kullanıcılarda herhangi bir değişiklik yaptığımızda bütün toplantı verisi yeniden yükleniyor. Dolayısıyla tekrar sıralamaya basmanız gerekiyor. Şu anda Cyclops'u tek kullanıcıya indirdik. Biraz aşağıda Han Solo'yu görüyoruz. Yine iki kullanıcı, hemen 1 ve 2 numaralı kullanıcıları alıyorum. İsimler olarak hangisini korumak istiyorum? E-mail olarak hangi e-maili korumak istiyorum? Bunları seçtikten sonra bu iki kullanıcıyı da birleştiriyorum, katılımcıyı. Son olarak Mystic görüyoruz. Yine iki farklı kullanıcı gibi gözüküyor ama aynı kişi. İsimler aynı. E-mail olarak üsttekini korumak istiyorum. Birleştirdik. Bunlar aynı olan fakat farklı hesaplardan, farklı cihazlardan girmiş kullanıcıları, katılımcıları birleştirebilme işlemi. Bir diğer düzenleme işlemimiz güncelleme. Örneğin yine isme göre sıralarsam Yoda'nın isminin yanında başka bir not da eklenmiş. Bunu düzenlemek, güncellemek istiyoruz. Üstteki katılımcıya bölgesine bu bilgiyi aldıktan sonra yeni isim ve burada isim güncelleme tuşuna basıyorum. Şu anda Yoda'nın ismini değiştirdik. Eğer istersek e-mail adresleri, isimler değiştirebiliriz. Örneğin Wolverine, bunu yine üst taraftaki kullanıcı bölgesine aldım. Diyelim bir e-mail eklemek istiyoruz. E-mailini güncelle diyoruz. Şu anda e-mailini de güncelledik. Bunlar bizim düzenleme işlemlerimiz. İşleminiz sırasında veya sonrasında temizleme tuşuna basıp düzenleme bölgesindeki metin giriş alanlarını temizleyebiliriz. Bir önemli not, herhangi bir değişiklik yaptığınızda kullanıcı birleştirme ya da güncelleme, bütün veriler yeniden yükleniyor ve ön izleme tablosunda sıralamanızı, sütun sıralamanızı yeniden yapmanız gerektiğini burada hatırlatmak önemli. Kullanıcılarımızı düzenledik. Sırasında artık işleme sokma sırası geldi. Bu arada fark ediyoruz ki 35 katılımcıya
düştü rakamımız birleştirme işlemlerinden sonra. Bu bizim gerçekten toplantımıza kaç kişinin katıldığının sayısı. Ön izleme tablomuzdaki sıralama ile bizim işlem yapacağımız, raporlar üreteceğimiz sıralamalar farklı. Raporlar üreteceğimiz, grafikler üreteceğimiz sıralamalar buradan belirleniyor. İsme göre, toplantıya katılım vaktine göre ya da toplam katılım süresine göre kullanıcılarımızı sıralayabiliriz. Yine artan veya azalan sırada sıralayabiliriz. Ben örnek olarak isme göre ve artan sırada sıralama seçeneğini seçtim. Ve grafiğimize bir bakalım, interaktif grafik. Bu gördüğünüz gibi kullanıcıları alfabetik sırada yukarıdan aşağıya sıraladı. Bir diğer sıralama örneği görelim. Katılım zamanına göre artan sırada görürsek, bu da oldukça faydalı bir gösterim olabilir. Burada toplantımıza ilk katılan, ikinci katılan, üçüncü katılan ve bu şekilde en son katılana doğru bir sıralama ile grafiğimizi görüyoruz. Yine bir başka örnek olarak toplam katılım süresi yine artan sırada. Toplam katılım süresi en az olan kullanıcıdan en fazla olan kullanıcıya doğru bir sıralama örneği görmekteyiz burada. Bu arada ilk işlemimizi de görmüş olduk aslında. Onun detaylarına bakalım. Grafik penceresi. Kullanıcılarımızı, katılımcılarımızı düzenledikten, sıralamamızı belirledikten sonra yapacağımız iş grafik penceresini açmak olabilir. Grafik penceresi interaktif bir pencere. İçinde neler bulunuyor? Üst kısımda başlık, bu toplantının konusu. Sol tarafta kullanıcılara numarası, kullanıcıların isimleri ve sağ bölmede de interaktif bir bölme. Burada zaman segmentleri bulunuyor. En altta toplantının başlangıç saati ve toplantının bitiş saati de belirtilmiş durumda. Her 5 dakikada bir kesikli gri çizgi ile yukarıdan aşağı gördüğünüz kesikli gri çizgilerde bizim 5'er dakika çizgilerimiz. Ve interaktif olarak mouse'unuzu bu zaman segmentlerinin bulundurduğu bölgede gezindirirseniz bir yukarıdan aşağı ve soldan sağa kırmızı çizgiler ve üzerinde tuttuğunuz noktayı belirten saat görülmekte. Örneğin burada R2-D2'nun toplantıya katılış saatinin 14.56 olduğunu görebiliyoruz. İçinde bunlar bulunuyor. Eğer bir eğitmen seçtiyseniz eğitmenin zaman segmentleri kırmızı renkte, diğer katılımcıların yeşil renkte. Bir de eğitmen seçmeyelim, eğitmeni temizlemiş olarak bakalım. Bu durumda hiçbir katılımcı diğerinden farklı değil. Hepsi aynı renkte zaman segmentlerine sahip olarak gösteriliyor. Grafik penceremizde yerleşimi, buradaki verilerin yerleşimi, layout butonuna basarsanız bu yerleşimin yapısını gösteren bir pencere karşınıza çıkıyor, bir resim. Bu resimden görüleceği üzere bizim sol marjinimiz, sağ marjinimiz, grafik penceremizde sol marjin ve sağ marjinimiz, üst ve alt marjinlerimiz, ayrıca bütün satırlar arasında vertical dediğimiz dik boşluk miktarı ve her bir sütun arasında horizontal yatay boşluklarımız bulunmakta. Bu boşlukların kaçar piksel olduğunu şu programımızın sağ tarafındaki bölgedeki bu kısımdan ayarlayabiliriz. Bu layout penceresi bize hangi boşluğun nasıl yerleştirildiğini hatırlatıcı bir resim gösteriyor. Örneğin ben düşey boşlukları biraz daraltabilirim. Grafik penceremizi yeniden oluşturabilirim. Burada ikisini yan yana karşılaştırabiliriz. Gördüğünüz üzere satırlar arası düşey boşlukların 5 pikselden 2 piksele düşürdük. Daha sıkı bir grafik elde ettik. Bunun dışında 1 dakikayı kaç pikselle temsil edeceğimizi de ayarlayabiliriz. Örneğin 5 yerine
10 diyelim. Yeniden grafik penceremizi oluşturduk. Burada her bir gördüğünüz gibi 5 dakikalık bölme arası 5x10 50 piksele tekabül etmekte bu durumda. Dolayısıyla bu ayarlamaları bu kısımdan yapabiliriz. Default tuşuna basınca varsayılan değerlere tekrar geri döneceklerdir. Bu şekilde grafik penceremizi istediğimiz şekilde ayarlayıp marjinlerini ve düşey yatay boşluklarını beğendiğimiz şekle getirebiliriz. Getirdikten sonra yine sıralamasını da belirleyebiliriz. Grafik penceremizi bir başka yapabileceğimiz şey bir resim olarak kaydetmek. Örneğin masa üstüne zoomatendgraph.gif ismiyle kaydedebiliriz. Gördüğünüz üzere masa üstümüze grafik penceresini bir resim olarak kaydettik. Hangi tip formatlar destekleniyor? Image tuşuna bastığınız anda statü penceresinde bir not görüyorsunuz. Burada sizin Java kurulumunuz tarafından desteklenen resim formatları belirmekte. Bunlardan istediğiniz birini seçip dosyanıza o uzantıyı vererek kaydettiğinizde resminiz o formatta kaydedilecektir. Resimler bu şekilde ve son olarak rapor üretebiliyoruz. Örneğin ben yine kendimi oturum eğitmen olarak belirledim. Rapor tuşuna bastığımızda bir rapor üretecek. Yine dosya seçim penceresinden raporumuzun adını örneğin HTML formatında Galaxy Meeting masa üstüne raporumuzu kaydediyorum. İki adet dosya üretiliyor. Birisi HTML formatlı rapor, diğeri raporun içinde geçecek olan bir resim. Bunu PNG formatında üretiyor. Dolayısıyla rapor iki adet dosya üretiyor. Bu rapor üretilirken bir şablon kullanılmakta. Şablonun ismi programımızın alt tarafında yazıyor. Ben şablona dönmek istiyorum. Şablonun içini görelim. Şablonumuz Mustaş kütüphanesi kullanıyor. Burada yer tutucular var ve bu yer tutucular programımız tarafından gerçek bilgilerle dolduruluyor. Bu şekilde bir şablon. İçinde ayrıca HTML, bildiğimiz klasik HTML komutları, CSS komutları, JavaScript, jQuery kullanabilirsiniz. Ve Data Tables kütüphanesi de buraya eklenmiş durumda ki üretilen tabloların ekstra yetenekleri bulunsun. Bu şablonu örnek alarak siz de kendi şablonlarınızı üretebilirsiniz. Buradaki yer tutucuları korumak kaydıyla. Dolayısıyla bu şablonu temel alıp kendi ürettiğiniz bir şablon varsa rapor tuşuna basmadan önce buraya kendi şablonunuzun dosya ismini vererek üretilen raporun kendi formatınızda, kendi şablonunuza uygun olarak üretilmesini sağlayabilirsiniz. Peki raporumuzda neler var? Üretilen raporumuzu çift tıklayarak herhangi bir internet gezgininde açıyoruz. İçinde başlık olarak oturumun konusu, oturum bilgileri tablosu bulunmakta. İlk tablomuz, grafiğimiz resim olarak rapora yerleştirilmiş durumda ve en alt kısımda da katılımcıların bilgisinin bulunduğu bir tablo var. Burada ilk tablomuz bir numara, oturumun hangi özelliği ve bu özelliğin değeri burada bulunuyor. İkinci tablomuzda ise her katılımcı için yine bir numara, isim, e-mail bilgisi. Bu user report Zoom'dan aldığımız girdi dosyasında kaç satır bulunmakta? Örneğin Cyclops kullanıcısı için 3 satır bilgi mevcutmuş. Peki bizim uygulamamız kaç adet zaman segmenti oluşturmuş? 2 adet. Örneğin Cyclops burada oturumuza katılmış, şu saatte ayrılmış, tekrar katılmış ve tekrar ayrılmış. Bu ikisi neden farklı olabilir? Çünkü Zoom'un ürettiği kullanıcı raporunda Cyclops için 3 segment bulunabilir. Fakat bunların bir tanesi bittiğinde diğer bir segment tam bitiş saatiyle aynı vakitte başlamış olabilir.
Dolayısıyla program bunu akıllı bir şekilde bu iki segmenti birleştirmiş ve tek segment olarak göstermektedir bize. Üçüncü segment ise farklı bir segmenttir. Dolayısıyla örneğin bu iki segment aslında Zoom raporunda iki satırla ifade edilmiş olabilir ama birinin bitişi diğerinin başlangıç saatiyle tamamen aynı olduğu için akıllı bir şekilde birleştirilmiş durumdalardır. Üçüncü satır ise ayrı bir zaman segmenti olarak gösterilmiştir grafiğimizde. Çünkü üçüncünün başlangıcı ve bitişiyle diğerleri herhangi bir kesişimde bulunmamaktadır. Daha sonra tablomuzda her kullanıcı için toplam katılım süresi saat, dakika, saniye formatında ve ayrıca bir reel sayı olarak gösterilmektedir. Bir de yoklama bilgisi. Yoklama bilgisi bahsettiğimiz üzere eğitmene göre hesaplanmaktadır. Örneğin ROG kullanıcısını ele alalım. Oturuma şu görülen vakitte katılmıştır. Toplantıdan ayrılış saati eğitmenin ayrılışından biraz daha sonradır. ROG kullanıcısının yoklama bilgisi üretilirken katılım süresinin eğitmenin katılım süresiyle kesişimi baz alınmaktadır. Bu kesişim hem dakika, saat, dakika, saniye cinsinden hem bir reel sayı olarak bir dakika olarak rapor ediliyor. Hem de eğitmenin toplam süresinin yüzdesi olarak da rapor edilmektedir. Dolayısıyla bunlar katılımcı tablomuzdaki sütunlar. Raporumuzdaki tablolar Data Tables kütüphanesi sayesinde çeşitli özelliklere sahiptir. Bunların ilki her sütun başlığına tıklayarak sıralanabilmektedir. Ayrıca birden fazla sıralama kriteri de kullanabilirsiniz. Birden fazla sütuna göre sıralama yapılabilir. Bunun için önce ilk sütunumu artan ya da azalan sırada seçiyorum. Klavyede Shift tuşuna basılı tutarak İkinci sütunumu artan ya da azalan olarak belirliyorum. Gerekirse üçüncü, dördüncü sütunları da belirleyebilirsiniz. Burada birden fazla sütuna göre sıralama yapılabilir. Bir diğer özelliği sütunların yine yer değiştirebilir olması. Sütun başlığından tutup istediğiniz sütunu istediğiniz yere sürükleyip bırakabilirsiniz. Bu tabloların bir diğer özelliği. Bir başka özelliği herhangi bir hücreyi seçebilirsiniz. Klavye tuşlarını kullanarak seçiminizi hareket ettirebilirsiniz. Bu sadece izleyicilere bir şey göstermek istediğinizde kullanabileceğiniz bir özellik. Ayrıca sayfalandırma özelliği yine bulunmakta. Örneğin 50 değil sayfa başına 10 ya da 25 kullanıcı görmek istiyorum. Bu durumda ilk 25 kullanıcıyı görüyorum. Sağ alt köşede ikinci sayfaya geçebiliyorum. Next Previous tuşlarıyla da ileri geri sayfalar arasında ilerleyebiliyorum. Arama var. Buradan kendimi aratabilirim. Arama tuşunu bölgesine yazdığınız ve bir kişi buldu bu durumda. Bulunan filtreleme yaparak tablodaki belli satırlara ulaşabilirsiniz. Üstteki ve alttaki tablolarımızın altında yine sütun görünürlüğü butonu bulunmakta. Bu butona basarak istediğiniz sütunları seçip gizleyebilirsiniz. Bunları görünümden kaldırıyoruz veya tekrar görünür hale getirebilirsiniz. Bunun dışında tablo bilgilerimizi kopya tuşuyla clipboard'a kopyalayabiliriz. Daha sonra başka bir yere yapıştırmak üzere. Ya da CSV formatında kaydedebiliriz, Excel formatında kaydedebiliriz veya PDF formatında kaydedebiliriz. Dolayısıyla tablolarımızı farklı formatlarda kaydetme yeteneğine sahibiz. Ben örnek olarak PDF göstereyim bu videoda. Alttaki tablomuzu PDF formatına getirip görüntülüyoruz. İstersek kaydedebiliriz. Ve son olarak yine istediğimiz bir tabloyu yazdırabilme, bir yazıcımız varsa yazıcıdan yazdırabilme yeteneklerine sahibiz. Tablolarımızı
bir eğitmen seçerek, eğitmen bu arada kırmızı renkte gözükmekte tablomuzda. Bir de eğitmen seçmediğimiz bir örnek görelim. Eğitmenimizi kaldırdık, tablomuzu tekrar bir rapor olarak kaydediyoruz. Ben aynı raporun üstüne kaydediyorum. Tekrar yükleyelim raporumuzu. Gördüğünüz üzere bir eğitmenimiz yoksa yoklama bilgisi hesaplanamayacak. Bütün yoklama değerleri sıfır olarak gözükecek. Eğer bir eğitmenimiz varsa yoklama bilgisi eğitmene göre hesaplanacak. Son olarak örneğin bu raporunuzu internette paylaşmak istiyorsunuz ama kullanıcı bilgilerinin ifşa olmasını istemiyorsanız anonimleştirme butonumuz var. Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, eğitmeninizi seçtikten sonra raporunuzu üretmeden önce anonimleştirme tuşuna basarsanız bütün kullanıcıların isimleri ve e-mail adresleri jenerik verilerle değiştirilecek. Onun dışındaki her şey gerçek veriler. Dolayısıyla grafik olarak üretebilirsiniz, rapor olarak kaydedebilirsiniz. Tekrar rapor olarak kaydedelim. Ve tekrar raporumuzu yükleyelim. Şu anda gerçek veriler fakat anonimleştirilmiş kullanıcılarla kullanım ve yoklama raporumuzu oluşturabiliyoruz. Bu şekilde paylaşabilirsiniz. Paylaştığınızda kimlik bilgileri raporda bulunmayacaktır. Kalan kısımda programımızın alt bölgesi durum çubuğu ya da durum metin kutusu. Burada yaptığınız bütün işlemlerle ilgili bilgiler, başarı mesajları ya da eğer bir işlem başarısız olduysa onunla ilgili bilgiler sürekli ekleniyor. Uzun sığmayan uzun satırlar olursa bunları satırı sığdır ya da satırları sığdırma seçeneğiyle şekillendirebilirsiniz. İstediğiniz zaman clear tuşuyla statü metin bölgemizi temizleyebiliyoruz. Şu anda yaptığımız işlemler yeniden buraya mesaj olarak düşmekte. Auto clear seçeneğini seçerseniz herhangi bir mesaj yazılmadan önce statü alanı temizleniyor. Dolayısıyla en son ve tek mesajı görebilirsiniz. Yine copy tuşuyla burada yazılmış metni clipboard'a kopyalamak mümkün. Ve son iki butonumuz hakkında butonu. Bu program hakkında kısaca bilgileri statü bölgesine ekliyor. Programdan çıkışı da exit tuşuyla veya penceremizin sağ üst köşesindeki çarpıya basarak sağlayabiliriz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler.